Hepinize merhaba arkadaşlar, Tekno Hat'ta hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kasanın altına yaptığım dekoru bugün sizlerle birlikte kasamızın altına bir dekor yapacağız. Oyuncu odanız da olabilir bu. Herhangi bir masa da olabilir bir dekor. Bir farklı bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Onun için size fikir olabilir diye bunu göstermek istedim. Kasamızın altına kullanmadığımız yazın mangal yapmak için ocak taşları almıştık. O taşları bir türlü kullanamadık. Sağda solda böyle gezindiler, gittiler, geldiler. Baktım ziyan oluyorlar. Şöyle bir etrafı dolaşıyordum, geziniyordum. Dedim ben bunu kullanırım yani. En azından bir işe yarasın. Bir dekor olsun, bir zemin olsun. Bir tekstür diyoruz ya. Kaplama, döşeme olsun. Kasanın altında çok güzel duracağını düşündüm. Kasamız da RGB'li güzel zaten. Genpower'ın Warcry kasası. Cam kasalarda ve ışıklı kasalarda gerçekten çok güzel durur. Onu da şimdi bu videomuzda zaten göreceksiniz. Size fikir olması için bu videoyu çekiyorum. Yani bu tuğla olur, ağaç parçası olur, çeşitli şeyler olur. Bu tür malzemelerle odanızı çok güzel hale getirebilirsiniz. Işıklandırdığınız zaman da çok güzel bir dekor olur. Ve harika bir oyuncu odası, güzel bir oda olur. Farklı bir şey olur yani. Bu size ait olur. Kendiniz yapmış olursunuz. Bundan mutluluk duyarsınız. Görenler de beğenir. Tabii karşı çıkanlar da olacaktır. Yani öyle olur bu. Bundan kullanılır mı? Malzeme olur, tuz olur, toprak olur gibi şeyler olur. Ama siz bunun güzel duracağını düşünüyorsanız yapın. Deneyin, görün. Olmadı hani beğenmezseniz, hiç olmazsa söker yerine götürürsünüz. Yani bir silersiniz. Tozunu almış olursunuz en azından. Deneyin yani, denemekten korkmayın. Bu tür şeyleri. Deneyin, güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Şimdi videomuzu izleyelim bakalım nasıl yapmışız. Videoyu burada kapatıyorum. İçeride devam ederiz çünkü çok ağırlar. Evet, malzemelerimizi getirdik. Dışarıda temizlediğimiz malzemeler. Hemen onları bir kullanacağız. Tabii ki de. Şuraya koyalım. Kenara koyalım. Ayarlamasını yapacağız şimdi. Evet, şimdi. Bunlar önde duracak. Onun için biraz bu tarafa almamız lazım sistemi. Kaydıracağız. Kaydıralım. Kaydırma işlemimizi yaptık arkadaşlar. Burada iki masa arasında seviye farkı vardı. Sonuna kadar sıkıştırdım. Yani burada bir tırnak gibi bir şey var. Daha fazla ileri gitmiyorlar. Buradan ittiriyorum. Bu şekilde ittiriyorum. Sonuna kadar dayadım. Gitmeyecek. Buradan da hoparlöre dayanacak. Arkası gözükmese de olur. Burada önemli olan ön taraftı. Önü de bu şekilde yapmış olacağız. Kasayı da biraz arkaya alacağız. Yeni getirdiğimiz taşları da döşeceğiz. Burayı genişleteceğiz şimdi. Güzel olacak. Bence güzel olacak. Değil mi? Yani güzel olacak. Farklı malzemeler. Bunları hep kullanmamız lazım. Odanızda yani farklı şeyler yapın. Hep aynı şeyleri yapmayın arkadaşlar. Sizinki farklı olsun. Taklit olmasın, orijinal olsun böyle. Oo. Tamam. Şu taşları pek standart yapmamışlar. Şunun şu ucu niye yüksek? Buraları tamam. Gayet güzel oldu.
Metremizi de şöyle koyalım. Şimdi kasayı ortalatacağız. Kasayı şöyle bir ortaya doğru alayım ben. Gerçekten dokusu çok güzel oldu. Yani burası bana ait diyor. Burası benim köşem diyor. Farklı, güzel bir şey oldu arkadaşlar. Kasamızda Genpower Valkyrie. Anakartımız zaten MSI Mach B460 Tomahawk. Şimdi Mystic Light hepsi var. Ekran kartımızda MSI RX570 GameX 4G 4 GB'lık bir ekran kartı. Hepsinin RGB özelliği var. Bu tuğlalarımızı döşedikten sonra mangal için olan tuğlalarımızı sonradan kullandığımız ateş yaktığımız taşları da buraya getirdim. Getirmemin sebebi şu, üzerlerinde güzel bir yanmışlık izleri var. Bak şu kenarları, belli başlı yerleri yanmış ve kararmış ve bunlara çok güzel bir doku vermiş arkadaşlar. Hem de görüyorsunuz burası daha yüksek. Şu kadar bir yeri daha yüksek ve basamak sistemi gibi oluyor. Şuradan burası yüksek, böyle gidiyor bir alan var ve burası ayrı bir bölge oluyor yani. Bambaşka bir dokusu var. Orası boş kalmıştı. Orayı da bir şeyle doldurmam gerekiyordu. Dışarıda dolaşırken bu taşları fark ettim. Hemen bunları oraya getirdim ve gerçekten güzel yakıştı. Buraya güzel bir efekt kattı. Bu tarafın başka bir havası oldu. Bu taraf farklı, daha değişik ve güzel bir efekt vermiş olduk. Evet, böylece kasa ve hoparlörümüzün dekor çalışması sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Umarım sizler için de bir fikir, faydalı bir çalışma olmuştur. Sizler de eğer etrafta dolaşırken böyle parçalar görüyorsanız onları nasıl kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Yani işe yarar malzemeler varsa onlardan çok güzel dekor olur arkadaşlar. Şu anda da çalışmamızın sonuna geldik. Gayet farklı ve ilginç bir çalışma oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni atarsanız memnun oluruz. Videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.